Herkese merhabalar. Özel Güvenlik 97. dönem 24 Nisan 2022'de çıkan sınav soruları arkadaşlar. Sınav soruları yayınlandı. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. A kitapçığımız arkadaşlar. A grubu kitapçığımız ve sorularımız birinci sorudan itibaren başlayalım. Hemen birinci sorumuz gelsin. Evet, denetim sonucu tespit edilen eksikliklerin ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirketlerce verilen süre içinde giderilmemesinin 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre yaptırım aşağıdakilerden hangisidir? Evet, tabii ki idari para cezasıdır. Cevap Adana seçeneğinde doğru verilmiş. Hemen İkinci sorumuza geçelim arkadaşlar. İkinci sorumuz şöyle. Görev alanında bir suçun işlendiğini görevi ile bağlantılı olarak öğrenip bunu yetkili genel kolluğa bildirmeyen özel güvenlik görevlileri veya yöneticilerine 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre hangi müeyyidenin uygulanması gerekir? 1 yıl süreyle özel güvenlik alanında çalışmama cezası uygulanır. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Evet, hemen üçüncü sorumuza geçebiliriz. Üçüncü sorumuz şöyle arkadaşlar. Özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkisinin kaynağı bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Türk Medeni Kanunu'nun 981. maddesine, Borçlar Kanunu'nun 52. maddesine, Türk Ceza Kanunu'nun 24. ve 25. maddelerine göre zor kullanırlar. Seçeneğimiz doğrudur. Evet. A seçeneği arkadaşlar doğru cevap. Dördüncü sorumuza geçebiliriz. Hemen dördüncü sorumuz gelsin. Evet, dördüncü sorumuz şöyle arkadaşlar. Özel güvenlik görevlilerinin işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılabilmesi aşağıdakilerden hangisinde mümkündür? Tabii ki görevleriyle bağlantılı olarak suç işlemeleri durumunda mümkündür. Bursa seçeneği doğru cevap. Beşinci sorumuz şöyle. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik sorumluları için özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlara ilave olarak aranır? En az ön lisans mezunu olmaktır arkadaşlar. Evet. Cevap Adana seçeneğidir. Altıncı sorumuz. 4857 sayılı iş kanununa göre iş sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda deneme süresi içinde taraflar için iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız olarak fesh edemez. Seçeneği Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Evet, hemen 7. sorumuza geçebiliriz arkadaşlar. 7. sorumuz gelsin. Bakın, evet. Bankada görevli silahlı özel güvenlik görevlisi Mehmet çalıştığı bankaya ait görev silahı ve üniformasıyla birlikte öğle yemeğini yemek için dışarı çıkmıştır. Yemek sırasında şahit olduğu kavgaya silahla müdahale eder. Mehmet'in ateşli silahını kullanması hakkında 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Tabii ki Mehmet ateşli silahını görev alanının dışında kullandığından bir daha özel güvenlik alanında çalışamaz arkadaşlar. Cevap Bursa seçeneği doğru cevap. Bu soru daha önce de birebir çıkan sınav sorularından da arkadaşlar. Evet.
Hemen 8. sorumuza geçelim. Bakalım 8. sorumuz. Özel güvenlik görevi arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını engellemiştir. Özel güvenlik görevlisi Ahmet Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suçu işlemiştir? Tabii ki nefret ve ayrımcılık suçunu işlemiştir arkadaşlar. Evet. Evet. Hemen cevap, pardon. Cevabımız, kalemimizi alamadık, evet. Ceyhan seçeneği değil mi? Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet, hemen 9. sorumuz gelsin. 9. sorumuz şöyle. Konusu suç teşkil eden emri alan özel güvenlik görevlisinin yapması gereken en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir? Emir yerine tabii ki getirilemez. Birebir geçenki sınavlarda da olan bir soru arkadaşlar. Bakın ikinci sorumuz şu anda birebir çıkan sorulardan şu anda 9'da 2 noktası virgülü aynı bakın. Evet. Evet. 10. sorumuza hemen geçelim. 10. sorumuz. Bakalım. Özel güvenlik görevlilerinin kişilerin üzerine elle aramasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Özel güvenlik görevlileri mevzuatta düzenlenmiş hallerle kısıtlı olmak kaydıyla genel kolluğun gözetim ve denetiminde elle üst araması yapabilirler. Evet, bu soruda yine arkadaşlar bakın daha önceki sınav sorularında çıkan soruların içerisinde var. Evet, yıldız koyalım. 11. sorumuz. Alarm izleme merkezinde görevli özel güvenlik görevlisi Gökhan hizmet alan abonelerin telefon numaralarını ticari amaçla kullanmak isteyen bir turizm şirketine vermiştir. Aşağıdakilerden hangi suç hakkında özel güvenlik görevlisi Gökhan hakkında şikayette bulunabilir? Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme cezası verilir tabii ki. Evet. Cevap Adana seçeneğidir. 12. sorumuza bakalım. Özel güvenlik görevlileri Ali ve Mehmet Havalimanı'nda yaptıkları X-ray cihazından geçirme kontrolü esnasında bir miktar suç unsuru uyuşturucu madde ele geçirmiş ve elde ettikleri maddeyi kolluk görevlileri gelene kadar elde tuttuktan sonra yetkili genel kolluğa tutanakla teslim etmişlerdir. Özel güvenlik görevlileri bir müddet dahi olsa elde bulundukları suç unsuru uyuşturucuyu hangi yetkililerine dayanarak muhafaza etmişlerdi? Tabii ki emanete alma yetkisine dayanarak. Cevabımız tabii ki Edirne seçeneği doğru cevap. Evet, yine daha önceki sınav sorularının içerisinde var arkadaşlar. 13. sorumuza gelelim. 13. sorumuz gelsin. Evet, 13. soru şöyle. Özel güvenlik, şöyle yapalım. Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan ateşli silahlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş tarafından ateşli silahlara özel güvenlik silah taşıma bulundurma belgesi düzenlenir. Tabii ki nedir? Yanlıştır. Denizli seçeneği yanlıştır arkadaşlar. Evet, 14. sorumuza gelelim. Eşi doğum yapan özel güvenlik görevlisi Ümit aşağıdaki mazeret izinlerinden hangisini hak kazanır? 5 gün ücretli izin değil mi? Evet.
5 gün ücretli izin kazanıyor. Cevabımız Adana seçeneğidir. Evet, hemen geçelim 15. sorumuza. 4857 sayılı iş kanununa tabi özel güvenlik görevlileri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Genel bakımdan özel güvenlik görevlisinin haftalık çalışma süresi en çok 55 saattir. Tabii ki yanlış değil mi arkadaşlar? Evet. Cevap haftalık 45 saat. Evet. Adana seçeneği yanlış cevap. Hemen 16. sorumuza geçebiliriz. 16. sorumuz şöyle. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Özel güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi halinde hizmet alan kişi ve kuruluşların ayrıca bildirim yükümlülüğü yoktur. Evet. Cevap tabii ki Edirne seçeneği doğru cevap. Evet, hemen 17'ye geçelim. 17 soru şöyle arkadaşlar. Türk Ceza Kanunu'nda yer alan bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğin resmi elbisesini yetkisi olmaksızın alenen ve başkalarını yanıltacak şekilde giyen veya hakkı olmayan nişan veya madalyaları takan kimseye 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir şeklindeki düzenlemeye aykırı hareket eden kişi hangi suçu işlemiş olur? Tabii ki özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma. Evet, cevap Adana seçeneğidir. Evet, birden 50'ye kadar çözeceğiz. Birinci videomuz arkadaşlar. İkinci videoda devam edeceğiz. Evet. 18. sorumuz. Spor müsabakasında birlikte görev yaptığı yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmeyen özel güvenlik görevlisine aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır? Tabii ki 1 yıl süreyle özel güvenlik alanında görev alamaz. Evet, yine arkadaşlar bu soruda daha önceki sınav soruları içerisinde birebir çıkan sorulardan. 19. sorumuza bakalım. Görev yaptığı fabrikada greve giden işçilere destek olmak maksadıyla özel güvenlik görevlilerinin greve katılmalarının yasak olmasına rağmen özel güvenlik görevlisi Ali de işi durdurarak greve katılmıştır. Ali 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun gereğince yalnızca greve katıldığı için olası hangi yaptırım ile karşılaşacaktır? Ali 6 ay boyunca özel güvenlik alanında görev yapamayacaktır. Tabii ki Denizli seçeneği doğru cevap. 20. sorumuza geçelim. 20. sorumuz şöyle. İl Özel Güvenlik Komisyonu toplantısına kişi ya da kuruluşun temsilcisi üye sıfatıyla aşağıdaki belirtilen hangi durumda katılabilir? Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması değil mi? Evet, cevap Adana seçeneği doğru cevap. Evet, hemen 21'e geçelim. 21. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin genel olarak dikkat edeceği hususlardan biri değildir. Devriye görevi her zaman aynı güzergah kullanılarak yerine getirilmelidir. Tabii ki devriyenin çeşitleri var arkadaşlar. Devriyenin çeşitlerini ben YouTube kanalımızda her soru içerisine koyuyorum. Mutlaka sınavda da çıkar arkadaşlar. Çıkıyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Bakın önemli yıldız sınav sorularında. Evet, hemen geçelim 22. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında yer almaz? Genel güvenliği korumak, değil mi? Suçları işlemeden önce önlemek, suç işlendikten sonra müdahale etmek, vatandaşlara yardımcı olmak, bunlar özel güvenlik görevlilerin yetkileri arasında.
suçların ifadesini almak. Suçluların ifadesini almak özel güvenlik görevlilerinin görevi değildir arkadaşlar. Bakın %100 yine canlı yayında da çözdüğümüz soruların içerisinde bu soru da vardı. Daha önceki sınavlarda çıktı, defalarca çıkıyor. Tabii ki bundan sonraki sınavlarda da mutlaka çıkar arkadaşlar. Evet, hemen geçelim 23'e. 23. sorumuza bakalım. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Hasan ile Zeki kapı dedektöründen geçen ziyaretçiden sinyal sesi gelmesi üzerine yaptıkları kontrolde şahsın üzerinde silah bulmuşlardır. Silahın ruhsatını sorduklarında silahın bulundurma ruhsatı olduğu anlaşılınca davranışları nasıl olmalıdır? Şahsı ve silahı tutanakla genel kolluğa teslim ederler. Tabii ki evet. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 24'e hemen geçelim. 24. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin adli görevlerinden değildir? Yangın, deprem, doğal afet durumlarında iş yeri ve konutlara girmek adli görev değildir arkadaşlar. Evet. Bakın. Suç işlenmesi halinde olaylara müdahale etmek adli görevdir. Olay yerindeki iz ve delilleri korumak, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı olanları yakalamak, kolluk kuvvetlerine derhal bilgi vermek şartıyla suç teşkil eden eşyayı emanete almak nedir? Özel güvenlik görevlerinin adli görevleri arasındadır. Evet, 25. sorumuza geçelim. Hangisi tutanağın bölümleri arasında yer almaz? Başlık bölümü, metin bölümü, tarih ve saat bölümü, imza bölümü ama yorum bölümü nedir? Yer almaz. Evet, daha önceki arkadaşlar örnek sınav sorularının içerisinde her iki soru da vardı. Bakın her iki soruyu da açıklamıştık. Dikkat edelim. Tutanağın şekil şartları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlış yazıldığında kolay değiştirmek amacıyla kurşun kalemle de yazılabilir. Tutanak kurşun kalemle kesinlikle yazılmaz arkadaşlar. Değil mi? Mavi kalemle yazılması gerekiyor. Evet, 27. sorumuza geçelim. 27. sorumuz gelsin hemen. 6222 sayılı sporda şiddetin ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna göre müsabakada görevlendirilecek özel güvenlik görevlilerinin kimlik bilgileri müsabakaların başlangıç saatinden en geç kaç saat önce ilgili kolluk birimine bildirirler? Tabii ki 48 saat. Evet, cevap Ceyhan seçeneğidir. 28. Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde özel güvenlik görevlisinin genel kolluğun gözetim ve denetiminde el ile arama yetkisi vardır? Evet, tabii ki spor müsabakalarında vardır. Cevap Adana seçeneği. 29. Aşağıdakilerden hangisi maddi bulgu delil çeşitleri arasında yer almaz? Biyolojik deliller, kimyasal deliller, fiziksel deliller, iz deliller var arkadaşlar. Hatta bunların tamamen özelliklerinde anlatmıştık. Psikolojik bulgular yer almaz. Bakın yine yıldız sınav sorusu. Evet, 30. sorumuz. AVM'de hırsızlık şüphesini özel güvenlik görevlisi Haldun yakalamıştır. Yakalama tutanağında aşağıdakilerden hangisinin bulunmaz gereklidir? Tabii yakalama nedeni. Neden yakalandı, değil mi? Evet. Yakalama sebebi. Cevap Denizli seçeneğidir. 31. sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik planlamasının özelliklerinden biri değildir diyor. Güvenlik planlaması önemli olduğundan her zaman en pahalı cihazlar kullanılmalıdır. Tabii ki kesinlikle yanlış. Değil mi? Evet. Cevap Denizli seçeneğidir.
32. soru, görev alanında hakkında mahkumiyet kararı bulunan kişiyi yakalayan özel güvenlik görevlisi Yavuz hangi görevi yerine getirmiştir? Tabii ki adli görevi yerine getirmiştir. Tabii ki adli görev, önleyici görev, koruyucu görev değil mi arkadaşlar? Defalarca ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştı. Evet. Evet, hemen kalemimiz gelsin. Adli görev. Önemli. Birebir yine çıkan sınav sorularından. Daha önce de çözülmüştü anlamlarıyla birlikte. Evet, hemen 33'e geçelim. 33. sorumuz şöyle. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Azize gelen ziyaretçilerle ilgili hangisini yapmaya yetkisi yoktur? Aracın torpido kısmını eliyle arayabilir. Tabii ki aracı aramaya yetkisi yok arkadaşlar. Torpido gözünü araması yetkisi yoktur özel güvenlik görevlisinin. Denizli seçeneği doğru cevap. 34. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemleri arasında yer almaz? Rutin devriye, planlı devriye, geri dönüşlü devriye, dairesel devriye. Tabii bu soruda arkadaşlar defalarca çözüldü. Birebir çıkan sınav sorusu karesel devriye yoktu, değil mi? Evet, bakın. Evet, şu ana kadar birebir nokta atışı sorularımızda içerisinde var arkadaşlar. Bakın bazı arkadaşlarımız yok demesine rağmen. Evet, 35. sorumuz. Özel güvenlik görevlileri Hasan ve Kamil bir AVM giriş kapısına görev yapmaktadırlar. Görevleri esnasında bir şahsın çantasından bir adet gaz tabancası elde ederler. Şahsın tabancasının faturalı olduğunu beyan eder ve faturasını ibraz eder. Kontrol sırasında tabancanın namlusu içinde yivset olduğunu tespit ederler. Bu durumda Hasan ve Kamil ne yapmalıdır? Tabii ki şahsı bırakmayıp yakalama ve emaneti alma tutanağı yaparlar. Vakit geçirmeden kolluğa bilgi verip şahsı, tabanca ve faturayı kolluğa teslim etmeleri en doğru harekettir. Evet arkadaşlar, bu soruda yine daha önceki çıkan sınav soruları içerisinde mevcut. Evet, hemen 36'ya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi risk analizi ve güvenlik planlaması yapılırken dikkate alınacak kriterlerden biri değildir? Kişilerin yaşantılarını zorlaştırması ve kısıtlamalı. Evet. Cevap tabii ki Edirne seçeneği doğrudur. Hemen 37. sorumuza geçelim arkadaşlar. Evet. 37. sorumuz gelsin. Evet. Alışveriş merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlileri Metin ve Zeki alışveriş merkezi içerisinde girişinde içeriye girmek isteyen kişileri güvenlik kontrolünden geçirmektedirler. İçeriye girmek isteyen kişilerden Bahattin söz konusu güvenlik kontrollerine tabi olmak istemediğini, üstünü ve eşyasını aratmayacağını söyler. Bu durumda Metin ve Zeki'nin Bahattin ile ilgili olarak ne yapması gerekir? Tabii ki arama ve kontrole tabi olması konusunda Bahattin'i zorlamazlar, fakat içeri girmesine izin vermezler. Evet arkadaşlar, bakın bu soruda daha önceki çıkan sınav soruları içerisinde birebir var arkadaşlar. Evet. Önceki sınav sorularını dikkatli bir şekilde okursanız arkadaşlar, bakın kanalımızdaki tüm soruları 84. dönemden 97. döneme kadar hazırlamış olduğumuz sorular çözerseniz, soruları okurken her ne kadar uzun olsa da cevap başka önceki sınav soruları içerisinde olduğunu birebir göreceksiniz. 38. soru şöyle. Devriye hizmeti yürüten özel güvenlik görevlileri Ali ve Veli görev sırasında bıçakla yaralama olayına müdahale ederek suç unsuru eşyaya emanet alıp suçları yakalayarak genel kolluğa tutanak ile teslim ederler. Olay yerine intikal eden olay yeri inceleme ekibinin talebi ile özel güvenlik görevlilerinden olay yerinin
korunmasına yardımcı olmaları istenir. Aşağıdakilerden hangisi olay yeriyle ilgili olarak Ali ve Veli'nin yaptığı hatalardan biridir? Olay yerinde bir şey yenilip içilmesi. Tabi olay yerinde bir şey yenilip içilmez, değil mi arkadaşlar? Evet, cevap Edirne seçeneği, doğru cevap. Hemen evet. Tuz 9'a geçelim. Fabrikada görevli özel güvenlik görevlileri Tamer ile Akın meydana gelen hırsızlık olayında gerçeğe aykırı tutanak düzenlemişlerdir. Bu eylem karşısında ne kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar? 3 yıldan 8 yıla kadar cezaları vardır arkadaşlar. Evet, cevap Adana seçeneği, doğru cevap. Hemen 40. sorumuza geçelim. 40. sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın aşamalarından olan maddi gücün araçlarından biri değildir? Tabanca, jop, göz yaşartıcı gaz, kelepçe, fiziki engeller. Tabii ki tabanca değildir. Adana seçeneği, doğru cevap. 41. sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi CCTV sistemlerinin bileşenlerinden birisi değildir? Parmak izi, okuyucu, değil mi? Evet. Bu da yine her ikisi de önceki sınav soruları arkadaşlar, bakın. 42. sorumuz. Kameralar tarafından oluşturulan görüntünün aktarılacağı ve izleneceği cihaz hangisidir? Tabii ki monitör. Değil mi? Cevap Bursa seçeneğidir. Evet, bakın 43. sorumuz. 43. sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından değildir? Alarm sistemi, metal dedektör, X-ray cihazı. Arkadaşlar bakın, bu soruda yine daha önceki çıkan sorulardan tel örgü değildir. 44. soru, bir tren garında yolcuların kullandığı girişe hangi güvenlik cihazının konulmasına gerek yoktur? Tabii ki kapı tipi temel metal dedektör, pardon, X-ray el tipi metal dedektör, güvenlik kamerası, parmak izi okuyucu tabii ki değildir, değil mi? Evet, yine önceki sınav soruların içerisinde birebir var arkadaşlar. 45'e geçelim. 45. Bakın. Kontrol noktalarında bazı kişiler özel ilgiye ihtiyaç duyarlar. Aşağıdakilerden hangileri bu kategoride değerlendirilmezler? Tabii ki hastalar, hamileler, yaşlı kişiler, engelliler değerlendirilir. Bakın. Sporcular değerlendirilmez. Denizli seçeneği, doğru cevap. 46. soru, kanaması durdurulamayan bir yaralıda aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez? Solunum ve nabzı yavaşlar. Değil mi? Cevap Edirne seçeneği, doğru cevap. Hastanın sıcaklığı düşer, doğrudur. Hastanın cilt rengi solar, doğrudur. Beyine gittiği yeteri kadar oksijen gitmediği için bilinci bulanır, kapanır, doğrudur. Hastanın tansiyonu düşer, doğrudur. 47'ye bakalım arkadaşlar. 47'nin sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi yaralının değerlendirilmesi kapsamında değildir? Ortamı havalandırmak değildir. Evet. Cevap Edirne seçeneği. 48. sorumuza hemen geçelim. 48. sorumuz gelsin. Evet, aşağıdakilerden hangisi sıcaktan daha çok etkilenir? Kalp ve tansiyon hastalar, değil mi? Evet. Cevap Denizli seçeneği, doğrudur. 49. sormuş şöyle. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından kurtarmanın kapsamında değildir? Evet.
A. Yaralının yaşam bulguları yönünden ABC'si değerlendirilir. Kesinlikle kurtarmanın kapsamındadır. Yaralının kırık ve kanamasına müdahale edilmesi. Evet, kurtarmanın kapsamı içerisindedir. Yaralının hareket ettirilmemesi, yaralının sıcak tutulması, bunlar kapsam içindedir arkadaşlar. Ama meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması kapsam içinde tabii ki kurtarmanın kapsamında değildir. Evet. 50. sorumuz son soru bu birinci videoda arkadaşlar. Hemen 50 ve bakalım. Burkulma ve burkulmada ilk yardımla ilgili aşağıdaki verilen cümlelerden hangisi yanlıştır? Zorlamalar sonucu oluşur. Doğrudur. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır. Doğrudur. Sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilir. Doğrudur. Eklem hareket ettirilmez. Tabii ki bölge aşağı sarkıtılır. Tabii ki yanlıştır. Evet. İlk yardımda burkulma kesinlikle sabit tutulması gerekiyor. Kırık çıkık ve burkulmalarda. Denizli seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar. 24 Nisan 2022 A grubu sınav sorularını 1'den 50'ye kadar olanlarını çözdük. İkinci videomuzda 51 ile 100. Üçüncü videomuzda da silah bilgisi sınav sorularını bulabilirsiniz. Bundan önce atmış olduğumuz kanalımızdaki 84. dönemden 97. döneme kadar olan tüm soruları dikkatli anlayarak konularıyla birlikte çözerseniz kesinlikle yüksek not alacağınızdan eminim. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.